Evet, Samimi Haber özel yayınlarımızla devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz AK Parti Bilecik Milletvekili Sayın Selim Yağcı konuğumuz olacak. Aynı zamanda İçişleri Komisyon üyesi. Sayın Yağcı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyenler. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. İyiyiz. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Yağcı, aynı zamanda zaten siyasetin içerisindesiniz. Çok uzun yıllardır. 3 dönem boyunca Bilecik Belediye Başkanlığı ve sonrasında milletvekilliği göreviniz hali hazırda devam ediyor. Biraz gündemle ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Özellikle son dönemde altılı masayla ilgili çok farklı adımlar atıldı. Masa kuruldu, sonrasında tekrar masadan ayrıldı Sayın Akşener ve devamiyetindeki süreçle ilgili biraz sizden yorumlarınızı, düşüncelerinizi almak istiyoruz. Evet, öncelikle tabii tüm izleyenlerimizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ve yaşadığımız büyük felaket deprem sebebiyle vefat eden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ve acıların bir an önce dinmesini temenni ediyorum. Hasta olan, yaralı olan kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Tabii altılı masa demokraside rekabet çok önemli ve gerçekten iktidarların yönünü de muhalefet belirler. İyi bir muhalefet iktidarın en önemli rehberidir, yol göstermesidir. Ve siyasette yapılması gereken, benim de siyasette sloganımdır, daha iyi, daha güzeli aramak olması lazım. Ve ben her zaman şunu derim, eğer birisi rakibi kötü olduğu için kendisini iyiye atfediyorsa aslında o kişide de bir zafiyet vardır. Hep daha güzel, daha iyi olmanın mücadelesini yapmak lazım. AK Parti kurulduğu günden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi ve statükoya karşı ülkemizin 2002 yıllarındaki o buhran sıkıntılarına karşı bir baş kaldırı olarak çıktı ve milletimizin teveccühüyle de 20 yıldır gerçekten hayallerde dahi olmayan büyük başarılara, gelişmelere imza attı. Bugün AK Parti'nin yaptıklarını, 20 yıllık icraatlarını saymaya kalksak gerçekten saatlerce burada konuşmamız gerekebilir. Tabii bu yerli ve milli olarak milletimizle bütünleşerek bu kalkınma hamlelerimiz dış güçlerin hoşuna gitmedi. Çünkü biz rastgele bir devlet, bir topluluk değiliz. Mazisi 1000 yıl ötelere uzayan ve 16 tane devlet kurmuş köklü bir medeniyetin temsilcisiyiz. Ve bu medeniyetin temsilcilerini yaklaşık 300 yıldır karşı cepheye koyarak dünya coğrafyası üzerinde hakimiyet alanı dışarısına çıkaran bir zihniyet vardı. Bütün AK Parti'nin ve yerli milli olan unsurların yaptığımız şey milletimizin hak etmiş olduğu yere gelmesi noktasında çaba harcamaktı. Allah'a çok şükürler olsun. 70 sente muhtaç olan bir devletten bugün artık her şeyini kendi yerli ve milli sanayisi gelişmiş, dışa borcu olmayan ve kendi dengelerini kendi kurabilen, gerçekten olağanüstü gelişmelere karşın, bakın şu anda bir pandemi yaşadık, gerçekten olağanüstü bir gelişme, deprem yaşıyoruz ama bütün bunlara rağmen, olumsuzluklar olsa da, sıkıntılar olsa da, tabiri caizse kendi göbeğini kendi kesebilen bir Türkiye'yi oluşturduk ve daha da ileriye gidermenin mücadelesini, gayretini yapıyoruz. Ama bunu AK Parti aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin çok daha ileriye gitmesini istemeyenler ne pahasına olursa olsun bu kutlu yürüyüşü,
bu medeniyet yolculuğunu kesme noktasında birçok çabalar gösterdiler. Biliyorsunuz. Peki şu anda altılı masanın bu süreçteki gidişatını nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle bir yani, şey, bu bir sürü çabalar gerçekleştirdiler ama bu zamana kadar buna muvaffak olamadılar. Gelen seçimler arifesinde, çünkü altılı masayı birebir incelediğimizde siyaset sosyolojisi, siyaset bilimi açısından birbirini tamamlamayan partilerin bir araya geldiğini görüyoruz. Altılı masada baktığınızda, siyaset terminolojisine baktığınızda bu altı partinin, hatta son zamanlarda değil başlangıçtan beri vardı ama masanın altında sakladıkları HDP ile birlikte yedi partinin siyaset bilimi, literatürü açısından bir arada olması mümkün değil. Çünkü savundukları şeyler farklı, diğer unsurlar farklı ama bunları bir araya getiren tek güç, bir üst akıl aracılığıyla bir araya getirildi. Tek güç Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve tabii ki AK Parti'yi ne pahasına olursa olsun baştan indirme heyecanı, hevesi. Ama ondan sonra Cennet Mekan Abdülhamit Han'a da İttihat Terakki döneminde böyle bir düşünceyle hareket edilmişti. Ama ondan sonra devlet yönetiminin nasıl yapılacağına ilişkin olarak bir araya gelmeleri mümkün değil. Şimdi ben bunu yedi yamalı bir bohça bu. Bu yamanın, bohçanın ipi de sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Düşünün, Allah muhafaza olmayacak. Biz milletimize güveniyoruz ama 14 Mayıs günü bunların olduğunda bu ip koptuğunda, bu gerçekleştiğinde bohçayı bir arada tutan bir bağlantı, başka bir şey yok. Çünkü siyasetleri, hedefleri, kitleleri ve dünyadan beklentileri, yapacakları çok farklı olan gruplar ve bu çatlakları da biliyorsunuz, daha şu anda müzakere aşamasında, aday belirleme sürecinde çok bariz şekilde gördük ve işte Meral Akşener hanımefendinin ifadeleriyle bu altılı masayı bir kumar masasına benzetti. Şimdi Sayın Yağcı, bir de şunu sormak istiyoruz. Altılı masa, altılı masa diyoruz ama görünmeyen tarafta yedinci bir parti olarak HDP gösteriliyor ve aynı zamanda dün PKK terör örgütünün eş başkanının yapmış olduğu bir açıklama da var masayla ilgili. Şimdi seçim bitene kadar askeri eylemlerimizi, askeriyeye yönelik eylemlerimizi sonlandırıyoruz gibi bir açıklama oldu ve Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun aday olması bizi derinden mutlu, mesut ve bahtiyar etti gibi bir açıklama da oldu. Şimdi bunları değerlendirirsek altılı masa ama dışarıdan bir PKK terör örgütü ve aynı zamanda hali hazırda mecliste de bulunan HDP'nin de desteği var diyebilir miyiz burada? Yoksa var, açık açık da söylüyorlar mı? Artık masanın altından da çıktılar. Hani halk arasında güzel bir deyim vardır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derler. Gerçekten HDP lütfetmiş, sınırdaki eylemleri, diğer şeyleri durmuş. Biz, onlar durdursa da bizim kahraman ordumuz, güvenlik güçlerimiz, halkımıza, milletimize tehlike atfedecek bir tane terörist kalmayıncaya kadar Türk milletinin, Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle ve teröristlerle, özellikle PKK ile mücadelesi devam edecektir. Burada aslında şimdi kendileri de açığa düşüyorlar. Çünkü biz diyoruz ki HDP PKK terör örgütünün meclisteki maalesef legal temsilcisidir. Ve bunun da ipinin ucu da PKK'ya dayanıyor. HDP'lilerin kendilerine yönelik bir iradesi yok. HDP ile bağlantı içine geçenler PKK ile bağlantı içerisindedir diye ifade ediyoruz. Şu anda ve şöyle bir garabet var. Altılı masanın başarılı olabilmesi için HDP'ye muhtaçlar ve HDP'nin
her yaptığını kabullenmek durumundalar. Bugün Yavuz Ağıralioğlu da bir vatanı milleti satarak namertçe kazanılacak bir zaferdense ben... Evet, onu da soracaktım özellikle. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Beğenebilirim diyerek istifasını verdi. Çok onurlu, itibarlı bir davranış sergiledi. Geç de kalsa. Peki diğer partiler tarafından dün yapılan PKK terör örgütü eş başkanı tarafından yapılan açıklamalara karşı sizce bir tepki olur mu? Yoksa sessiz bir şekilde beklenir mi? Sizin düşünceniz nedir? Şu anda altılı masa veya yedili masanın yamalı bohçaları, parçaları orada kendi akıbetleri için her şeyi susmuş olmuş vaziyetteler. Kendilerinin bir milletvekili fazla almak için oradaki verilecek ulüfeye adeta boyun büker pozisyondalar. Eminim ki bu milletin ekmeğiyle beslenen, bu mukaddes topraklarda yaşayan, ben Türk'üm, Müslümanım, bu bayrağı seviyorum diyen hiç kimse bu zul sayılacak PKK terör örgütünün lütfeder mahiyetteki bu ifadesini kabul etmesi mümkün değil. Ellerinde ne varsa gelsinler. Güçleri varsa böyle diyerek bir taraftan zaten güçleri yok, yıkıldılar. Diğer taraftan da taarruz edecek, hücum edecek güçleri yok ama diğer taraftan da sanki böyle bu millete bir özellik veriyormuş, imkan veriyormuş havalarına şey yaparak kendilerini böyle bir üst seviyede görme gibi bir eğilim içerisindeler. Şimdi Sayın Vekilim, bir de şey çok enteresan değil mi? Yani bunu PKK terör örgütü eş başkanının çok açık ve net bir şekilde yanındayız, destek olacağız, mutlu olduk. İşte eylemlerimizi seçim sonrasına kadar durduruyoruz. Biz Millet İttifakı'nın yanındayız gibi söylemler çok enteresan bir durum değil mi? Yani bu çok açıkça yapılan çok açık, çok net. Bunu milletimizin sağ duyusuna havale ediyoruz. Bizim milletimiz ferasetlidir, basiretlidir ve sağ duyu sahibidir. Eminim ki bunların bugün Cumhurbaşkanlığını almadan bu kadar olayı sahiplenerek kendi yönlendirdiklerini, yönettiklerine ilişkin ifadeler kullanma cüretini gösterenler yarın Allah muhafaza böyle bir imkan olsa çok rahat meclise diğer şeye ultimatum vererek sınırdaki askerlerinizi çekin, şuraya kadar bize bırakın diyebilecek konumda durumdalar. Maalesef zaten Cumhuriyet Halk Partisi özellikle son yıllarda HDP ile beraber yürüme adına PKK'ya şirin gözükme çabaları gayretleri içerisinde olmuştur. Meclisteki birçok uluslararası tezkereye ve askerimizin sınır ötesine görevlendirilmesine, Suriye-Irak sınırındaki alanlara görevlendirilmesine de sırf PKK'yı memnun etme, HDP'yi memnun etme adına red oyu veren bir grup şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimine talip. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bu sınırları muhafaza etmek için, bu sınırları güvence altına almak için binlerce gencimiz şehit oldu. Bugüne geldi ve bugün lütfediyormuş, o kendisi taarruz yapmayacakmış, hamle yapmayacakmış, tek taraflı olarak lütufta bulunuyormuş. Bu milletin gerçekten onurlu hiçbir ferdi onların bu sözlerine minnet altında kalmaz. Bu devletimiz güçlüdür, ordumuz da güçlüdür. Biz sonuna kadar seçim döneminde de başka dönemde de kendi sınırlarımızı koruma güç ve kudretine sahibiz. Şimdi son olarak da şunu sormak istiyorum. Özellikle gündemdeki bu konu olduğu için bugün sizinle bunu konuşmak istedik. Çünkü yine terör örgütünün eş başkanı, yine terör örgütüne yakın bir televizyon kanalınca bu açıklamayı yaptı çünkü. Şimdi Bilecik Milletvekilliği dışında aynı zamanda İçişleri Komisyon üyesiniz. Evet. Milletvekilliği yani mecliste nasıl bir tepkiye yol açtı ya da mecliste herhangi bir tepkiye yol açtı mı?
bu açıklamalar? Bununla da ilgili biraz bilgi almak istiyorum. Çünkü halihazırda şu an Ankara'da meclistesiniz. Tabii tabii. Mecliste tüm milletvekilleri bu yani yerli ve milli olalım diyelim. Diğerlerine ilişkin göremiyoruz ama bunları lanetliyoruz ve bunları kabul etmek mümkün değil. Ve hakikaten bu devletin geleceği içerisinde de bu terör örgütüyle iltisaklı, irtibatlı olan kurum, kuruluşlar, partilerin olması bizleri oldukça endişeye sevk ediyor. Ama tek güvencemiz Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak her zaman milletimizin sağduyusu, feraseti, basireti. Bundan önceki tüm bu hamleleri, diğer şeyleri biz siyasette milletimizin verdiği kararı baş tacı yapan bir anlayışa sahibiz. Milletimizden gelen her şeye razıyız ve milletimiz de bu tür sıkıntılı durumlarda hani tereyağından kıl çeker gibi derler ya, milletimiz öyle bir mesajlarla bu zamana kadar çözmüştür. Ben bu yedili Yamalı Bohçe ittifakının ne yapmak istediğini, milletin geleceğine yönelik nasıl tuzaklar kurmak istediğini bu milletimiz ferasetiyle, basiretiyle görecektir. Milletimiz de çünkü bunların zaten şu ana kadar bir program da açıklayamadı. Açıklanan program birçoğu program olsun diye yazılmış şeyler, uygulama, diğer şeyler noktasında. Bunun küçük örneklerini de 4 yıldır belediyelerinde görüyoruz. Yani bu zamana kadar belediyelerinde vaat ettikleri hiçbir belediyede bir şeyini dahi yapamamışlar. Ve Sayın Kılıçdaroğlu bu zamana kadar ne söylediyse uygulamasının hep tersini yapmış. Şimdi kardeşlik edebiyatları yapıyor. Eminim ki yarın böyle bir fırsat eline geçse belediyelerde namus sözü vermişti ama kamu kurumlarında da ayrıştırıcı, ötekileştirici ve insanları mağdur edici birçok politikaları uygulayacaktır. Onun için son bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Yavuz Ağıralıoğlu ile birlikte bir istifa başladı. Çok kısa da onunla ilgili bu istifaların devamı gelir mi sizce? Yani böyle bir hamle İstanbul Milletvekili İYİ Parti'nin milletvekilinden geldiği gibi diğer partilerden ya da İYİ Parti'nin kendi içerisinden devam eder mi sizce? Sizin öngörünüz nedir? Ben olacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar çok dar alanda kısa paslaşmalar yapıyorlar. Bu dar alanın bunlara yetmesi mümkün değil. Birçok istifanın da aday belirleme süreci bittiğinde herkes istediğini alması da böyle bir karmaşa içinde mümkün değil. O da gelebilecek ama yerli ve milli olan, bu yapılanlardan rahatsızlık olan, zık içinde olan hem İYİ Parti'nin içerisinde hem de diğer partilerde ruhen rahatsız olan yönetimlerdeki insanlar olduğunu biliyor. Ama onların bazılarının bir beklentisi oluyor. O olmadığı zaman bu baskın olarak ortaya çıkıyor. Veya bazıları dayanamıyor. Sonunda Yavuz Bey kaç defa bu tarzı açıklama yaptı? Bir, iki, en sonunda kendisi de bu işe zannedersem tahammül edemedi. Çünkü yüreğinde zerre kadar vatan millet sevgisi, bu milletin geleceğine ilişkin bir ideal olan bir insan, millet adına kurulan bu kumpasın içerisinde bulunması mümkün değil. Milletimizin gözü önünde, hatta ferasete, basirete bile gerek yok. Göz göre göre PKK terör örgütüyle işbirliği yaparak bir iktidar alma mücadelesi yapılıyor. Ve o da, onlar da artık o kadar edepsizliğe vurdurdular ki sanki Türkiye Cumhuriyeti'ni onlar yönetiyorlarmış gibi. Bakın biz işte terör eylemlerimizi ara verdik, şunu verdik, bunu verdik gibi hadsiz bir şekilde ifadelerde kullanılıyorlar. Milletimize bunu en iyi şekilde değerlendirecektir.
14 Mayıs'ta bunlara hak ettikleri demokratik şamarı vurup inşallah bir daha bu grup içerisinde olan tüm liderler eş zamanlı olarak yenilgiyi hep birlikte tadacaklar. Sayın Vekilim, çok teşekkür ediyorum değerli zamanınızı bize ayırdığınız için. Efendim, biz de çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız. Bize selam ve saygılar bize iletiyor. Çok teşekkürler, yorumlarınız bizim için çok değerliydi. AK Parti Bilecik Milletvekili Sayın Selim Yağcı konuğumuzdu. Gündemi değerlendirdi kendisiyle ve değerli yorumlarını da aldık. Başka bir özel yayınımızda tekrar görüşmek üzere.